Herkese merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Acil Matematik yayınlarının Geometri Soru Bankası'nın noktanın analitiği konusunda ilk testimizde soruların çözümüne başlayalım. İlk sorumuz bize verilen iki nokta var ve bu iki noktanın x eksenine uzaklığı ve y eksenine uzaklığı sorulmuş. Hemen bakalım. A noktası eksi 3'e eksi 6 eksi 3 eksi 6. Şu şekilde hemen koordinat düzeninde gösterelim. B noktamız eksi 3'e 5. Onu da şu şekilde gösterelim. Eksi 3'e 5. Eksi 3'e 6. Bize sorulan A noktasının x ekseninin uzaklığı. A noktasının x ekseninin uzaklığı dikkat ederseniz arkadaşlar şu mesafe yani y'si oluyor bu. Ordinatı oluyor. Ordinatın mutlak değeri 6 birim. Onu hemen şu kenara yazalım. Diğer istediği şey de B noktasının y eksenine olan. B noktasının y eksenine uzaklığı bakın şu uzaklık. O da ne kadar arkadaşlar? 3 birim. Ona dikkat edin. O da absis değerinin mutlak değeri oluyor. Toplamını sormuş bize. 9. Cevabımız D şıkkı. İkinci soruya devam edelim arkadaşlar. İkinci soruda bize verilen bir P noktası var. Bu P noktasının y ekseni üzerinde olduğunu söylemiş. Y ekseni üzerinde olan bir noktanın absis değeri 0'dır. 4n-2'nin 0 olduğunu düşünürsem 4n 12 n de buradan 3 olur. O halde n yerine 3 yazarsak zaten absis 0 olacaktı. Yine n yerine 3 yazacağız. Buradan da ne gelir? 0'a 3, 3, 9, 2 eksi 9'dan da 0'a eksi 7. Y ekseni üzerinde olan bir noktadan bahsediyoruz. 0'a eksi 7. Şurası P noktası olarak gösterilebilir. Bize sordu orijine uzaklık. Orijine uzaklık burada gördüğünüz gibi ordinat değeridir. Yani 7 birimdir. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda bize verilen bir A noktası var ve B noktasının koordinatları isteniyor. Şimdi A noktasının absis değeri eksi 2. B noktasına ulaşabilmemiz için bakın burada 3 birim sağa gitmiş. O halde ne yapacağız? Eksi 2'ye 3 birim eklememiz lazım. B'nin absisini bulmak için. Sonrasında aynı şekilde B noktasının neyi yapacağız? Ordinatını bulacağız. Onun da 3 birim yukarı çıktığını düşünürsek 3 birim ne yapacağız? Ordinatını ekleyeceğiz. Yani zaten ordinatımız dikkat ederseniz eksi 3'tü. 3 birim eklersek ne olur? 0. Burası ne çıkar? Eksi 2 artı 3. 1 çıkar. Dolayısıyla B noktasının absis değeri 1. Ordinat değeri 0 olur. Doğru cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda bize verilen bir A noktası var. 5 eksi B'ye eksi 3A. A ve B bilgilerine yorum yaparak ne yapacağız? A noktasının analitik düzlemde hangi bölgede olduğunu bulacağız. Şimdi ilk olarak B'nin sıfırdan küçük olduğu bilgisini kullanarak ne yapacağız? 5 eksi B'ye ulaşacağız. Önce her tarafı eksi 1 ile çarparsak yön değiştirir eşitsizliğimiz. Her tarafa 5 ekleyelim. 5 eksi B büyük 5 oldu. Yani 5 eksi B pozitif bir sayı. Bu durumda A'nın absis değeri pozitif çıktı. Şimdi aynı şekilde ne yapalım? Ordinata bakalım. A'nın sıfırdan büyük olduğu bilgisi var. Ve eksi 3A'yı bulmamız lazım. Her tarafı eksi 3 ile ekleyeceğiz. Çarpacağız pardon. Ne yapar? Yön değiştirir. A büyük sıfırken eksi 3A küçük sıfır oldu. Bu durumda A'nın ordinat değeri de negatif oldu. Absisin pozitif, ordinatın negatif olduğu yer analitik düzlemde dördüncü bölge yani A şıkkı. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soruda bize verilen A noktası var. 5 eksi 12. Bu noktanın eksenlere ve orijine olan uzaklıkların toplamını sormuş. İlk olarak hemen bir koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar. Absis değerimiz 5, ordinat değerimiz eksi 12. A noktası şu şekilde analitik düzlemde gösterilebilir. Şimdi bu noktanın eksenlere uzaklıklarına bakacak olursak arkadaşlar burası 12 birim,
Burası da 5 birim. Dolayısıyla eksenlere uzaklıkları 5 ve 12 olarak yazılabilir. Şimdi bir de orijine uzaklığı vuracağız. Orijine uzaklığımız, bakın buradan baktığımız zaman şurası 5 birim. Burası dik üçgen. 5, 12'den ne yapar? 13. 5, 12, 13 üçgeni var. Dolayısıyla orijine uzaklığını da yazdım. Burası ne yapar? 25. 5'i de burada var. 30. Demek ki cevabımız D şıkkı. 6 numaralı sorudayız arkadaşlar. 6 numaralı soruda bize verilen bir A ve B noktası var. Bunların analitik düzlemde aynı bölgede olduğu söylenmiş. Bu durumda alınabileceği kaç tane tam sayı var diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar aynı bölgede ise A ve B'nin hangi noktalarda olabileceği üzerine hemen bir yorum yapalım. A'nın ordinat değeri negatif. Bu durumda ordinat değeri negatifse analitik düzlemde ya 3. bölgedir ya da 4. bölgedir. B'nin absis değerine baktığım zaman pozitif. Absis değeri pozitifse ya 1'dir ya da 4'tür. Aynı bölgede olduğu söylenmişti. O halde ikisi hangi bölgedir arkadaşlar? 4. bölgedir. 4. bölgedeki bir noktanın unutmayalım arkadaşlar burada absis pozitif, ordinat negatiftir. O halde A noktasına geri dönecek olursak A artı 2 eksi 2 idi. Demek ki A pozitif. B'nin de 3'e A eksi 4'tü. Bu durumda ordinat değerimiz de negatif olacak. A artı 2 büyük sıfırdan 2'yi karşıya atarsak A eksi 2'den büyük. A eksi 4 küçük sıfırdan 4'ü karşıya atarsak A 4'ten küçük. A eksi 2 ile 4 arasında değerler alacak. Sorulan şey kaç tane tam sayı değeri vardı? Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Toplamda 5 değerimiz var. Doğru cevabımız D şıkkı. Analitik düzlemde bize bir A noktası verilmiş. Verilen bu A noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 9. Bu durumda m'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. Bize verilen A noktasının absis ve ordinatının mutlak değerinin toplamı 9 olacak. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 yapar. 3'ü karşıya atarsanız 6'dır. Mutlak değeri 6 ise m bu durumda ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Bulduğumuz bu değerlerin çarpımı soruluyor. Eksi 36 olur. Doğru cevabımız Edirne. 8 numaralı sorudayız arkadaşlar. 8 numaralı soruda bize bir A noktası verilmiş. 3x eksi 1'e x artı 1 değerleriyle. A noktasının y eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığının 2 katına eşit demiş. Y eksenine olan uzaklık arkadaşlar absis değerinin mutlak değeridir. Yani 3x eksi 1'in mutlak değeridir. X eksenine olan uzaklık ise y ekseninin pardon ordinat değerinin mutlak değeridir. Ve bize verilen y eksenine olan uzaklık x eksenine uzaklığın 2 katı. Şu şekilde yazılabilir. Biz 2'yi içeri alabiliriz. Mutlak değerden biliyoruz bunu. Ne olur? 2x artı 2. Dolayısıyla mutlak değerden neyi biliyoruz? 3x eksi 1 ya 2x artı 2'ye eşittir ya da 3x eksi 1 eksi 2x eksi 2'ye eşittir. 2x'i bu tarafa atarsak x eşittir 3 bulunur. Yine eksi 2x'i bu tarafa atarsam 5x, eksi 1'i bu tarafa atarsam eksi 1, x de buradan ne gelir? Eksi 1 bölü 5. Bize sorulan x'in alabileceği değerler toplamıydı. Yani buradaki 3 değeriyle buradaki eksi 1 bölü 5 değerinin toplamını istiyor bizden. Bunu toplarsak 15 eksi 1'den 14 bölü 5 bulunur. Doğru cevabımız E şıkkı. 9 numaralı sorudayız arkadaşlar. 9 numaralı soruda bize bir ABC üçgeni verilmiş. A noktasının koordinatları 0, 6. C noktasının koordinatları 4'e 0. Bu durumda B noktasının koordinatları istenmiş. Tabii şuradaki dikliği ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diklik varsa koordinat düzleminde orijinde dik kesiştiğini biliyoruz. O zaman dikten dik inilmiştir. Şu değerleri yerine yazalım. 6'ya 4. Şuradaki değere x diyelim. Hemen aklımıza ne gelecek? Öklit. Yüksekliğin karesi tabanda ayırdığı parçaların çarpımına eşit. 36 x çarpı 4'ten x buradan 9 bulunur. Ama B noktasının dikkat edin ikinci bölgede dolayısıyla eksi 9'a 0 olacak.
B noktasının koordinatları -9'a 0 ise doğru cevabımız D şıkkı. 10 numaralı sorudayız arkadaşlar. 10 numarada kısa kenar uzunluğu 1, uzun kenar uzunluğu 4 olan bir dikdörtgen verilmiş. 4 tane eş dikdörtgen. Bizden A noktasının ordinatı, B noktasının da apsis değerlerinin toplamı istenmiş. Eğer kısa kenarım 1 birimse şu mesafem 1 olacak. Şunlar da 1. Uzun kenar 4 birim olduğu için de burası 4 birim olacak. Benden istenen A noktasının ordinatıydı. 1 birim, 1 birim ve 4 birim. O zaman şu mesafe ne kadar olacaktır? 6. Dolayısıyla A'nın ordinatı -6 olacaktır. Geldik B noktasına. Şimdi B noktasında da kısa kenar 1 birim. Dolayısıyla şöyle uzatırsak burası 1 birim olacak. Uzun kenarım 4'tü. Uzun kenar 4 ise o zaman şurası da 4. Çünkü bakın şuradaki mesafe 4. B'nin de apsisini bulmuş olduk. 5 birim. -6 ile 5'in toplamı isteniyor. Yani -1. Doğru cevap C şıkkı. 11 numaralı sorudayız. İki nokta arasındaki uzaklık sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle verilen iki nokta arasındaki uzaklık formülünü beraber bir hatırlayalım. AB arasındaki uzaklık apsis değerlerinin farkının karesi, ordinatları farkının karesi. Bu değerleri toplayıp karekökünü alırsak AB arasındaki uzaklığı buluruz. O zaman ben hemen soruma geri dönüyorum. Apsislerin farkının karesini alacağım. Apsislerin bir tanesi 5, diğeri 2, farkının karesini alıyorum. Ordinatların 1, eksi 3, 1 eksi eksi 3'ten artı 3 oldu, karesini alacağım. Şurası 3 çıktı 9, burası 4 çıktı 16. Toplamanın karekökü de karekök 25'ten 5 gelir. Doğru cevabımız D şıkkı. 12 numaralı soru yazar arkadaşlar. 12 numaralı soruda bize verilen bir AOB üçgeni var. Buradaki verilen açı 45 derece. B noktasının apsis değeri 17. A'nın A'ya 12. Sorulan değer AB arasındaki mesafe. Şimdi A noktasından hemen bir ne yapıyoruz? Dikme iniyoruz. Şuraya K noktasının ismini verelim. Apsis değerim A. Ordinat değerim 12. Burada 45 ise buradaki açımız da 45. İkizkenar dik üçgen çıktı. Dolayısıyla buradaki A değeri de 12 olur. Apsis değerimiz 17 idi. Buradaki mesafe 12 ise demek ki buraya 5 kalır. Burada bir özel üçgenimiz var. 5, 12, 13. Bize sorulan zaten şuradaki AB arasındaki mesafeydi. Biz de onu bulduk. Doğru cevabımız C şıkkı. 13 numaralı soruda arkadaşlar. 13 numaralı soruda bir ABCD karesi verilmiş. A noktası 1'e 10, C noktası 7'ye 2 verilmiş. Karenin alanı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk olarak AC arasındaki mesafeyi bulalım. Neydi? Apsislerin farkının karesi 7 eksi 1'in karesi. Ordinatları farkının karesi 2 eksi 10'un karesi. Bunların da karekökünü alıyorduk. AC'ye bakalım. 7 eksi 1'den ne yapar? 6, 36. 2 eksi 10 eksi 8 karesi 64. Buradan cevap ne gelir arkadaşlar? 10 gelir. Köşegen uzunluğumuz 10. Ben biliyorum ki karede eğer köşegen uzunluğumuz 10 ise karenin bir kenarı bunun kök 2'ye bölümüydü. 10 bölü kök 2 de 5 kök 2 gelir. Bir kenarımız 5 kök 2 ise bize alan soruluyor. Yani 5 kök 2'nin karesi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 25 çarpı 2'den 50 olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkı. 14 numaralı sorudayız arkadaşlar. 14 numaralı soruda bir A noktası ve B noktası verilmiş. İkisi arasındaki uzaklık 5 olarak söylenmiş. Bu durumda M'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık formülünü biliyoruz. Apsislerin farkının karesi artı ordinatları farkının karesi. Burada 1 eksi eksi 2'den artı 2 yapar. Karelerinin toplamı neye eşitmiş? 5 birim olarak verilmiş. 5'e eşit. Şurası ne yapar arkadaşlar? 3 eksi m'in karesi artı 3 yapar. Karesinden dolayı 9 olur. Karekök içinde 5'e eşit. Bu durumda
Eğer sonucumuz 5 ise bu durumda 3 eksi m'in karesi artı 9 kaça eşittir? 25'e eşittir. 9'u karşıya attım. Ne oldu? 16 oldu 25 eksi 9'dan. 3 eksi m'in karesi 16 ise 3 eksi m ya 4'tür arkadaşlar ya da eksi 4'tür. Buradan m'i kaç bulurum? Eksi 1. Buradan m'i kaç bulurum? 7. Bize sorulan m'in alabileceği değerlerin toplamıydı. Eksi 1 artı 7'den cevabımıza çıkar arkadaşlar. 6 yani D şıkkı.